Hoş geldiniz. Ben Furkan. Evet yine Beni Not bilgilendirme videosu yapmayacağım. Bu farklı olacak. Benim Not neden çıkmıyor? Uzun süredir video çekmediğim için gelen bazı yorumlar vardı. Neden video çekmiyorsun dışında gelen en fazla soru Benim Not ne zaman çıkacak? Yani çevremdeki insanlar da beni uzun süredir görmediğinde nasılsın yerine verdiği tepki şu. Benim Not ne zaman çıkacak biliyor musun? Bilmiyorum. Zaten bil bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Gelen yorumları gördüm. Yabancıların yazdığı yorumları gördüm. Türklerin yazdığı forumlardaki yorumları gördüm ve Şerem'deki insanların yorumlarının hepsini kafamda tuttum ve en mantıklı yorum şuydu ki geçen videolarda buna yer vermiştik. Oyunu çıkartın. Ondan sonra biz Steam'de oyun incelemeleri kısmına hataları, neler yapmanız gerektiğini söyleriz zaten. Video çekenler var. Video çekenler hatalarını ayrıca söyleyecek. Videonun altında zaten yorum olarak da hatalar söylenecek. Düzeltilmesi istenecek. Ve siz de hataları görüp oyunu güncelleye güncelleye iyileştirirsiniz. Mantığında bir kısım. Peki oyun neden çıkmıyor? Oyunun yapımcıları ne diyor? Oyun yapımcıları evet kusursuz olamaz tabii ki ama en azından hataları en aza indirip öyle sunalım diyorlar. Yeni çıkan oyunlarda örnek verelim. Red Dead Redemption gibi efsane bir hikayesi olmayacak Mountain Blade'in. Daha önce de olmadı. Zaten Mountain Blade'i grafikleri veya hikayesi yüzünden sevmiyoruz. Oynanışı bize hoş geliyor. Çünkü Mountain Blade çıktığında da onun gibi bir oyun yoktu. Orta çağ rolplay temalı. O şekilde bir oyun yoktu. Tamamen kendine has bir dünyası, kuş bakış olarak baktığımız bir artısı var. Ve şehirlere, köylere, kalelere girebildiğimiz, geri yerine kuşatma yaptığımız yeri yerine sadece gezmeye çalıştığımız bir ortam zinciri vardı. Ve o zamana kadar ben böyle bir oyun görmemiştim. Yani bu kalitede böyle bir oyun görmemiştim. Sonrasında evet Skyrim'ler falan çıktı onlar çok daha üst düzey oldu. Mount Blade dediğimiz oyunda PC Gamer'da en iyi 100 oyun listesinde 30. oldu. Yani bir kere diğerlerini ayıran en büyük özellik ilk olması. O tarz bir oyunun ilk olması. Çok oyunculu oyunlarda bug çıkma olasılığı daha fazla kanser olur. Yani PUBG'nin o güncellene güncellene evrimleşme süreci bizim için kanserdi. Onlarda bunun olmasını istemediği için biraz daha bekleyip öyle çıkarmak istiyorlar. Ama bu olurken herkes de burada çok mantıklı bir görüş sunuyor. Biz beklerken daha iyi teknolojiler daha iyi oyunlar çıkıyor. Onlar da buna karşılık hayır. Biz en son teknolojiyle çıkarmaya çalışacağız oyunumuz dediler. Yani böyle bir karşılıklı öneri veriyoruz. Karşı taraftan da aynı şekilde zaten renklerinizi yapıyoruz diyorlar. Ya umarız öyledir. Tamamen hikaye odaklı bir oyun olmadığı için sonradan da güncellene güncellene gitmesinin hiçbir sakıncası yok bence. Zaten bu oyunun bilmiyorum onlar da farkında olacak ki modlanabilir özelliğini arttırmışlar. Yani çok daha kolay bir şekilde kodları kullanıp iyi modlar çıkartabileceğiz. Mount and Blade'i Mount and Blade, Blade yapan zaten modlar. Ya yani çevrenize bir bakın. Ben Mount and Blade kadar modlanabilir bir oyun çok nadir gördüm. O yüzden zaten ana oyunda sıkıntılar çıksa bile modlarla bence onun üstü kapatılacaktır. Yani Mount and Blade gibi oyunları asıl taşıyanlar aslında oyuncular. Onlar da bunun farkındadır. Ama en azından bu kadar bekletmişken de en iyisini yapalım düşüncesindeler. Bilmiyorum ben duyduğum onların fikirlerinde, kendi fikirlerinde, sizin fikirlerinizde böyle harmanlayıp sunmak istedim. Çünkü ne zaman çık kanal dikkat ederseniz ne zaman çıkacak sorusu kanalda en fazla sorulan soru. Yani sen kimsinden çok ne zaman çıkacak sorusu var. O yüzden aşağıya kesinlikle mantıklı yorumlar gelecektir. En mantıklı gözüken başı tutturacağım. Sizin de bir fikirlerin al fikirlerinizi almak istiyorum. Çünkü ne zaman çıkacak amına koyumdan daha mantıklı, daha güzel yorumlar alacağım eminim. Ve en azından bu ne zaman çıkacak olayını tamamen kökünden çözeriz diye düşünüyorum bu videoda. Eğer eksik söyledim ya da yanlış söylediğim şeyler varsa onları da düzeltirsiniz. Ekleme yapmak isteyen de ekleme yapabilir. Ve bir konu daha var. Türkçe seslendirme olayına ben biraz taktım. Türkçe tabii ki olacak. Oyun Türkçe olacak ama Türkçe seslendirme inşallah olur. Türkiye'de Türk oyun sektörüne destek vermeyi canı gönülden isteyen yüz binlerce insan var. Yani bunun izleyicisinden tutun profesyonel oyuncularına kadar herkes destek vermek istiyor. Ve biliyorsunuz bir oyuna bir ülkeden çok fazla satış olursa o dille çıkartıyorlar oyunu. Ya önceden satın almadığımızda Türkçe oyun yoktu ama yavaş yavaş Türkler de oyunlara, orijinal oyunlara destek vermeye başladığında oyunları Türkçe eklenmeye başladı. Çünkü satın alıyor bunlar dediler. Bizde Türk oyunu olduğu için zaten fazladan bir alma isteği uyanıyor. Bu bizim içimizde varken ya, umuyorum ki Türkçe seslendirme olur. Siz de Steam'de benim ordunun aşağısında bunu mantıklı ve düzgün bir şekilde Yazabilirsiniz. Evet kolay değil ama Türkiye'den çok büyük satışlar olacak. Türk oyunuyuz diye prim yapan... Evet benim çektiğim videolarda da Türk oyunuyuz diye prim yapanlar oldu. Sırf Türk oyunu diye satın aldığımız oyunlar oldu. Bu tür oyunlara destek vermeyin. Ya, vermemeye çalışalım. Çünkü bu adamlar devamlı getirmiyor. Farklı bir içerik sunmuyor. Paramı aldım çekelim kafasınılar. Oyun geliştirme peşinde değiller. Ama böyle devam oyunu yapanlar, dünyada kendini belli bir yerlerde tanıtan firmalara destek vermemiz gerekiyor. Oyun o yüzden ha 10 yıldır çıkarmadılar, ben de ceza olarak korsan indireceğim falan demeyelim. Çünkü görüyorsunuz çoğu oyunda Türkçe yok ama geleneksel Çince bile var oyunlarda. Ya yani o da biraz bizim korsana kaçmamızdan kaynaklı. Ne diyelim? <laughs> Nasıl bitirebilirim bunu? İnşallah Türkçe seslendim olur. Yani sizin de... Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum bu konuya da ne zaman çıkacak konusuna da o güzel yorumlarınızla son noktaya koyarız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.